Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir soru soracağım. Nasıl, yakışmış mı kırmızı gömleğim? Hayatımda ilk kez kırmızı gömlek giyiyorum. Yemin ederim ilk kez giyiyorum. Hiç bugüne kadar kırmızı giymedim. Pembe de giymedim. Hayır, delikanlıyı bozduğu için değil. Sevmiyorum yani. Gömlek olarak sevmiyorum. Yoksa bayrak olarak dünyanın en tutkulu bayrağına sahibiz abi. Bizden daha iyi var mı yani? İyi bayrağı olan var mı? Bakıyorum, gözlerim doluyor. Ama gömlek olarak giydiğin zaman biraz böyle bir şey hissediyorum kendimi. Ulan herkes bana mı bakıyor? Zaten bana bakıyor da kırmızı giydim diye iki kere mi bakıyor? Allah'ım. Neyse, sevene de itirazım yok yani. Bakıyorum öyle insanlar. Pembe şortlar, kırmızı bilmem neler. Ne konuşacağız bugün? Bugün konuşacağımız tek bir konu var, yasaklar. Başka bir şey konuşmayacağız. Size ne bir haber anlatacağım, ne de farklı olaylardan bahsedeceğim. Tek meselemiz yasaklar. Neden peki bunu konuşuyoruz? Çünkü yeni bir kanun çıktı. Şu anda bu yayını izlediğiniz YouTube ya da işte hep beraber izlediğimiz Netflix ya da işte Blue TV, Puhu TV gibi dijital platformlar denetim altına alınıyor. Ya da alınmaya çalışılacak. Böyle bir kanunun uygulanma ihtimali nedir? %100 uygulanır. Yani nedir? Adamlar der ki tamam kardeşim, uyguluyoruz. Ne diyorlar? Diyecekler ki YouTube, sen şimdi bir tane ofis aç burada. Zaten var. İşte YouTube temsilcisi olsun, bir şey olsun. Biz ona diyeceğiz ki bunları, mesela Cüneyt'in bu yayını koyma. Çıkart onu. Türkler görmesin. Ya da Netflix, sen bütün platformuna şimdi burada bir tane Amsterdam'daki ofisini al, buraya getir. Şimdi her şey böyle, bir bizim RTÜK üyelerimiz var. Onlar oturacaklar, izleyecekler. Beğenmediklerini sen sansür uygulayacaksın. Allah'ım. Gülüyorum ama yani ağlanacak bir şeye gülüyorum. Bunun uygulanma ihtimali ne biliyor musunuz? Sıfır. Sıfır. Ha şimdi bunu deyip ne demek yani? Koskoca Türkiye hükümeti bir tane yasa çıkarttı. Böyle bir şeyi ne demek hayata geçirmeyecekler diyenleriniz vardır. Ya kardeşim, her çıkan yasa doğru olduğu anlamına gelmiyor. 1000 tane yasa çıktı. 12 Eylül oluyor. Adamlar anayasayı yeniden yazıyorlar. Sonra 3 yıl sonra bir daha yazıyorsun. 5 yıl sonra bir daha yazıyorsun. Yani yasa çıktı diye illa bu doğru olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi bunu ateşli bir şekilde savunanlar var. İşte ahlakımız bozuluyor. İşte biliyorsunuz Akif Bek'i en son Netflix seyrede seyrede adam lezbiyen olacaktı neredeyse. Öyle yazılar yazıyor. Hala savunuyor ya. Neyi savunuyorsun ya? Akit'le aynı çizgidesin abi. Düşün yani. Akitçiler hemen bunları kesin koyun hemen. Cüneyt Özdemir'den yasaklara karşı çıkış. Var ya öyle. Cümlenin bir parçasını alıyorlar. İşine gelen tarafını ya da gelmeyen tarafını. Orada kafasına göre kullanıyor yani. Güya bizi böyle şey yapıyor. Alet ediyor yani kendi dünya görüşünü. Ayrı dünya görüşlerindeyiz. Ne diyordum? Bunun uygulanma ihtimali sıfır arkadaşlar. Ne olur? YouTube kapanır. Ne olur? Netflix yasaklanır. Ne olur? Blue TV'yi Katarlılara satarlar, çıkarlar. Ne olur? Puhu TV zaten kimse seyretmiyor. Yok ya, ara sıra güzel diziler de yayınlanıyor yani. Ama bunun olacağı bu. Bakın, başka türlü bir şey beklemeyin. Wikipedia bu yayını yaptığımda 865 gündür Türkiye'de yasaktı. Daha ne kadar yasak olacak? Bence sonsuza kadar yasak olacak. Niye? Çünkü adam diyor ki orada bir içerik var. Ben bu içeriği çıkartmıyorum. Çıkartmıyor musun? Yasaklıyorum. Şimdi tabii bu yasakları savunanlar birkaç örnek vermişler. İşte Almanya'da yasa çıktı. Bilmem ne de yasa çıktı. Evet, çıktı da o. Çıkan yasalar yasaklama üzerine yasalar değil yani. Vergi versin istiyorlar. Şimdi o konu var. Mesela ben şimdi bu YouTube yayında geçen gün bizim muhasebeden Sena'ya sordum. Dedim ki sen dedim ne yapıyorsun dedim. Yani YouTube'a biz şimdi buradan bir reklam geliri elde ediyoruz. Ve bu reklam gelirin dedi. Dedi ki Cüneyt Bey, ben dedi fatura yazıyorum dedi. İşte o faturanın dedi KDV'sini ödüyoruz dedi. Evet, gelir vergisini ödüyoruz dedi. Tamam dedim, faturayı ne yapıyorsun dedim. Alıyorum bu göze koyuyorum dedi. Nasıl yani dedim ya. Dedi muhatap yok. Kime yollayacaksın? İrlanda'ya mı yollayacaksın? YouTube'un merkezi şu anda İrlanda'da. Ya Facebook'un Türkiye temsilcisi Londra'da yaşıyor. Derya Matraş arkadaşımız yani. Aslan var. Londra'da yaşıyorlar ya. Türkiye operasyonunu Londra'dan götürüyorlar. Netflix'in Türkiye merkezi neresi biliyor musunuz? Amsterdam. Peki neden? Abi korkuyorlar. Yarın bir gün birisi bir şey koyar. Sabahın köründe polis dayanır kapıya. Hoş geldiniz, buyurun. Evet, Silivri soğuktur şimdi. Espri yapın şimdi yani. Espri değil, gerçekten korkuyorlar yani.
Şimdi böyle zaten şimdi Netflix'in neresini denetleyeceksin abi? YouTube'da milyonlarca video var. Hangi birini denetleyeceksin? Söyle bana nasıl denetleyeceksin bunu? Diyeceksin ki Rain Man artık ela gözlü şarkı yapma. Yeşil gözlü şarkı yap. Peki 1000 tane Rain Man var. Diğerlerini ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gerçekten merak ediyorum yani. Ya eğer böyle bir hani ya eşe dostla biraz daha iş çıksın. Rütü'ye bir 1000 kişi daha alalım. İşte denetleme, yasaklama kısmına. Onlar her gün sabahtan akşama kadar Netflix seyretsinler. Evet işte lezbiyen olmazlarsa da denetleyelim. Akif Bekir style. Ya Akif Bekir muhalif oldu ya. Ey gidi ey. Zamanında başbakanın danışmanıyken az polemik yaşamamıştı kendisiyle. Çok güçlüydü o zamanlar. Afrasından tafrasından geçilmiyordu yani. Mustafa Karaalioğlu. Vay abi. Bir seçimlerde yine AK Parti böyle acayip bir oy oranıyla kazandı. Mustafa böyle bir geldi CNN Türkiye. Hani buralar bizim yani. Siz kimsiniz? Hepiniz kovulacaksınız. Hepiniz gideceksiniz. Şimdi sonuç şimdi muhalif. Dedim Ertuğrul Özkök ile Ahmet Güneştekin düşünsün bundan sonra. Akif Bekir madem bu kadar rahatsız diye bugün uzun uzun Ertuğrul Özkök yazmış. Ne yazmış? Hiçbir şey yazmamış aslında. Ertuğrul Özkök durduğu çizgiyi savunmaya çalışıyor. Abi nasıl savunacaksın? Hem oturacaksın yani böyle bir kafayla beraber dünya turunda çıkacaksın. Bir yandan da kendi duruşunu sağlam tutacaksın, savunacaksın. Neyse konumuz Ertuğrul Özkök değil. Arkadaşlar bu yasaklar dediğim gibi uygulanması oldukça zor. Bir de bu yasakların şöyle bir yönü var. Aslında muhalefete böyle tam 90'ı çakacağı bir tane malzeme verdi. Çünkü neden? Şimdi mesela sen beni izleyen AK Partili kardeşim. Sen de beni izliyorsun bak. Niye YouTube'da izliyorsun? Çünkü artık ekranlarda çok fazla göremiyorsun. Neden? Çünkü farklı düşüncedeyiz diye. Pek çok kişi benim gibi çok fazla ekranlara çıkmıyor. Eskisi kadar sık çıkmıyor ya da hiç çıkmıyor. Çıkartılmıyor. Bir tek yani benim gibi haberci değil. Konuğu da göremiyorsun. Akademisyen de farklı düşünürse çıkamıyor. Sanatçı da çıkamıyor. Peki neden? Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'yi yöneten bir kesim diyor ki herkes benim gibi düşünsün. Benim bir hayat görüşüm var. Nedir senin hayat görüşün? İşte içki içmiyorum. Peki kimse içki içmeyecek diyor. Diyorsun ki ya sana ne kardeşim ben içiyorum. O zaman diyor %100 zam yapıyorum. Hatta %50 daha zam yapıyorum. Bir daha zam yapıyorum. Vergi koyuyorum bilmem ne yapıyorum. Peki o yüzden millet gidiyor evde rakı üretmeye başladı. Bütün memleket şey olacak üretime girdi yani neredeyse. Ya da mesela geçen gün mesela işte dizi var mesela. Şimdi hayatı normal akışı değil mi? Bu ülkede şarap içen yok bu var. Dizide koyuyorlar onu. Hayır diyor koyamazsın diyor. Neden? Yasak. Niye? Çünkü ben öyle düşünmüyorum. O zaman geçen bir dizide adam şey yazmış ya. Fermante edilmiş üzüm istiyor garsondan. Kim yazmış? Bugün birisi yazmış. Ne oluyor yani? Sen şimdi bunu yasaklayınca bu bir anda ortadan kalkıyor mu? İnsanlar bir anda abi tamam hayat görüşü mü değişiyor? Yaşam biçimi mi değişiyor? Üstelik de yeni bir açıklama var, araştırma var. Türkiye'de muhafazakarlık toplasanız %30 etmiyor. Yani Türkiye'nin %30 muhafazakarı, hatta abartılı söyleyeyim %25 muhafazakarı, Türkiye'nin diğer %75'inin tüm yaşam biçimini formatlıyor. Diyor ki benim gibi düşüneceksin. Şimdi bu dünyada teknolojinin böyle geliştiği bir ortamda böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bunun hayatta şey var mı uygulaması? Diyorsun ki yasaklıyor, polis var, hukuk var, bilmem ne var. Tamam yasaklıyor, ne oluyor? Açıyor işte adam VPN'den giriyor. Girmediği site var mı yani? Bak mı yani? Yasaklıyorsun. Şu mahkeme yasaklıyor, bu mahkeme yasaklıyor. Açıyor VPN. Diyorsun ki abi VPN'i de yasaklayacağım. Yasakla o zaman da VPN bulur yani. Kripto bilmem ne çıkar yani baktığınız zaman. Asıl işte yani muhalefet şimdi Kılıçdaroğlu'nun önüne böyle acayip bir pas geldi. Tam 90'a takacak pas yani. Yasaklara karşıyız demesi lazım. Demiyor. Ne diyor? Erdoğan niye şey giymiş yani? Galoş giymiş de bir tane fotoğraf çektirmiş. İnanın yani muhalefet de yani olayın vehametini görmüyor. Ya da Türkiye gerçeklerini çok iyi okuduğunu düşünmüyorum ben. Türkiye'nin iki sorunu var. Yani Türkiye'nin mesela muhaliflere göre sorunu işte iktidar. Öyle değil abi. Türkiye'nin ciddi muhalefet sorunu da var. Onlar da çok iyi okuduklarını zannetmiyorum. Çünkü ister AK Partili ol ister CHP'li. Bak YouTube'a geçtim beni izliyorsun burada. Şimdi böylesine bir çağda
özgürlüklerin, böyle bir özgürlük olduğu için izliyorsun. Ben şimdi geçen gün bip koydum, ortalık ayağa kalktı. Nasıl bip koyarsın? Koyamazsın, koyarsın, koyamazsın. Al şimdi bipin Allah'a geliyor yani. Ne yapacaksınız? Ha YouTube kapanır. Türkiye'de YouTube kapalı değil miydi? 2 yıl kapalı kaldı. Ne oldu? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ben ona bir girme yöntemi var diyordu o zamanlar. O da muhalif oldu. Ya zamanında açsaydınız ya YouTube'a, açtırsaydınız ya, yok. Ben, o da VPN'den giriyordu yani. Girmesini bilen giriyor diyordu. Bu yasakların sonucunda söylüyorum. İki şey olacak bence. YouTube kapanır. Netflix kapanır. Uymayan herkes kapanır. Eğer iktidar derse ki ben buna diretiyorum diye. Fakat bunun da bence AK Parti için bir sonucu olur. Çünkü artık ister AK Partili ol ister CHP'li, teknolojinin böylesine geliştiği, cep telefonlarının bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda, sen teknolojiye bir alternatifini yaratmadan yasaklarla, engellemelerle baş edemezsin. Edemezsiniz yani. Etmeye kalkarsanız da bunun sandıktan bir sonucu olur. Adam der ki ya ben özgürlük istiyorum. İstemiyor musun? Sen hangi siyasi görüşten olursan ol, istemiyor musun? Bak sen de mesela belki de çok farklı görüşteyiz yani. Bambaşka düşünce içindeyiz. Ben olmayayım mı mesela? Yasaklansın mı? Ya da benim gibi düşünen adamlar hiç gözükmesin mi? Ölelim mi? Işınlayalım mı? Palo Alto'ya mı gidip yerleşeyim? Ha pardon, onu yaptım. Oradan da iyi yapıyorsun. Bu yasaklar sonuçta artık bu çağda bence bu tür yasaklardan çok özgürlükleri teşvik edici kanunlar çıkartılması lazım. Ki insanlar daha çok yaratıcı olsun, yaratıcılıklarına engel olmasın. Şimdi ben mesela bazı şeyleri kendim bipliyorum. Niye? Yayıncılık sorumluluğuyla bipliyorum. Koymuyorum abi. Ben istemiyorum. Ben kendi kanalımda belli kurallarım var ve o kurallarla yayın yapmak istiyorum. Ha başka bir kanala gidiyorsun, adam ana avrat düz gidiyor yani. Ya kimi muhalif iktidara düz gidiyor, kimi iktidar yancısı muhalefete düz gidiyor. Eyvallah, onlara da bir şey yok. Onlar da olsun, bu da olsun yani. Zaten eğer özgürlüklerin olmadığı bir yerde, yani senin gibi, sadece senin gibi düşünen insanların olmasının da bir anlamı yok. Sıkılıyorsun çünkü. Bak ne oldu? Medya mesela sermaye el değiştirdi. Şimdi %95'i medyanın bir görüşü savunuyor. E sen niye YouTube'a geliyorsun? O %5'teki çünkü bambaşka bir dünyada var. O dünya daha çok ilgini çekiyor mesela. Farklı düşünüyorsak diyorum yani. Ya da engellenemiyor bir şekilde. Yine insanlar geliyorlar. Bakıyorlar, izliyorlar. Yolunu buluyorlar. VPN buluyor. Oradan VPN buluyor. Oradan şimdi kripto şeyler geçiyor. Niye? Teknoloji yaygın. Ha, günün birinde şu olur mu? Telefonların hepsini yasaklayalım. Gözünü karartırsan olur, onu da yaparsın yani. Yasak dersin. Bu dünyada. Yani bu yasaklarla bir yere varmak, varılacağını düşünmek bence çok akıl kârı bir şey değil. Bir de dediğim gibi yani şimdi Türkiye'deki televizyonları denetliyorsun. Niye hepsine ruhsat veriyorsun? Oradan işte tek tek. Ya o kadar saçma şeyler var ki. Bir ara Kanal D haberi yönetiyorum. O dönemde yine böyle bir yasak gelmiş. Nedir? İşte haberde reklam olmayacak. Ne olmayacak? Pano olmayacak. Hiç pano gözükmeyecek. Muhabir arkadaş gidiyor, anons çekiyor. Her yer blur. Blurlanmış. Baba delirdiniz mi ya? Dedim bu ne? Yani, bu ne yani? Hayatın normal akışına aykırı yani baktığın zaman. Abartınca böyle oluyor. Bak şimdi hala yapıyorlar bilmiyorum. Ben uzun süredir zaten haber bülteni izlemediğim için farkında değilim yani. Tabii ki bir düzenleme olmalı. Ama işte o düzenlemenin ne olduğu önemli. Yoksa yasayı çıkart, yasaklıyorum. Benim gibi görüşecek, düşünecek herkes. Benim hayat tarzıma uyacak, benim hayat tarzım gibi yaşayacak. Ya böyle bir ülkede sen yaşamak ister misin ya? Yani şu farklılıkların ne kadar zenginlik olduğunu görmeyip, bunu böyle bir kenara itip, tamamen yasaklar üzerine bir şey kurup, sonra da bu ülkede mutlu yaşayacak mısınız? Gerçekten yaşayabilecek misiniz yani? Yaşayamıyorsun tabii ki yani. Harbiden canım sıkıldı. Siz şimdi göremiyorsunuz millet işin hakara makarasında. Aa işte yok Netflix'te bilmem neyi nasıl yasaklayacak YouTube'u. Ya yasaklar abi, kanun çıktı mı çıktı. YouTube sanki Türkiye'de hiç YouTube kapatılmadı. 2 yıl kapalıydı yani. Wikipedia sanki hiç şey olmadı, dokunmadılar. Ben hala ekşi sözlüğün nasıl açık olduğuna inanamıyorum yani. Zaman zaman öyle entry'ler görüyorum ki.
Bana yani, bana hakaretleri geçiyorum yani. Kimlere ne hakaretler yani. Mucize yani. Ekşi Sözlük'ün şu anda Türkiye'de açık olması. Niye Ekşi Sözlük? Bir platform çünkü. Twitter da kapanır. Bu kafayla o da kapanır abi. Sen şimdi Netflix'teki dur abi bu eşcinselliği teşvik ediyor. Akit kafasına geçip oradan dur abi biz böyle akit gibi bir ülke istiyoruz dersen. Twitter'ı da kapatır, YouTube'u da kapatır. Ekşi Sözlük'ü de kapatır. Her şeyi kapatır abi. Var yani. Milli Eğitim Bakanı hakkında mı konuşulur? Kimdi? Ali Yücel miydi söylemişti? İşte okulları kapatırsanız bütün eğitim problemini çözüyorsunuz. Uğraşmıyorsun yani. Niye? Okul yok. Tamam. Problem de yok. Bunu daha gözükmüyor ama bunu yaşayacağız. Ne yazık ki bunun bir bedeli olacak. Hepimize bir dönüş olacak. Umarım bu yanlıştan döndür. Umarım bakış açısı değişir. Çünkü bu ülkeyi ben biraz bir diş macunu tüpüne benzetiyorum. Şimdi diş macunun tüpünün yarısını sıkmışsınız. Yarısı diyor ki ben modern yaşamak istiyorum kardeşim. Hayatımı farklı bir şekilde görmek istiyorum. İçki mi içiyorum? Sana ne içelim diyor yani. Başka bir siteye mi gireceğim? Giriyorum sana ne diyor. Şimdi öbür taraf diyor ki hayır biz bu tüpünün içine tekrar o diş macununu tıkacağız, sokacağız. Hadi bakalım tıkabiliyor musunuz yani? Tıkamaz. Son seçimlerde anlaşılan o ki hiç kimse ders çıkartmamış. Bu yasaklarla hala bu ülkeyi kısarak YouTube'u yasaklayalım, Netflix'i yasaklayalım, Blue TV'yi yasaklayalım. Yasaklamak derken yani şimdi denetimden dolayı söylüyorum ben şimdi. Görürsünüz bakın ya Netflix ne yapacak yani? Şey mi koyacak? Dur abi La Casa del Papel'deki bütün öpüşme sahnelerini çıkartalım mı diyecek. Fermante üzüm suyu mu ver diyecek yani. Ne diyecek? Ne bekliyorsunuz yani? Milyonlarca içerik var YouTube'da. Nasıl denetleyeceksiniz? Bir bana söyleyin hele ya. Gerçekten merak ediyorum. Bir de öyle bir algoritma var ki sana çıkan bana çıkmıyor. Benim izlediğimi sen izlemiyorsun yani. Netflix'te de öyle. Ben ikimiz aynı dizileri izlemiyoruz yani baktığın zaman. Benim izlediğime göre algoritma önüme başka bir dizi evreni çıkartıyor. Film evreni çıkartıyor. Apple TV'ye sansür mü koyacaksınız? Ne diyeceksiniz? Gel bakalım Tim Cook. Sen Türkiye'de bir tane şey aç. Ofis aç, biz seni denetleyeceğiz, sen de işte bunları ona göre sansürleyeceksin. Olabilir mi ya? Olmaz. Ha, eğer inat ederseniz dersiniz, olmuyor mu? Kapatıyorum. Okey, kapatın abi, hadi. Bakalım YouTube ne kadar açık kalacak. Vallahi canım sıkılıyor bazen ya. Şeytan diyor, git Palo Alto'da yaşa. Yasaksız günler dilerim. Başınızı şişirdim ama bu konu bizim çok başımızı ağrıtacağı benziyor. Bakalım. Umarım bu yanlıştan döndür. Kendinize iyi bakın. Like'lamayı unutmayın. Daha ne kadar like'layacaksınız bilmiyorum ama daha kaç tane yayın yaparız böyle. Abone olmadıysanız da olmayın. Boşver zaten yakında hiç görüşemeyeceğiz burada. Başka bir platformda takılırız beraber. Ama ne olursa olsun kendinize iyi bakın. Kırmızı gömlek giyen erkeklere de dikkat edin. Kalın sağlıcakla.